Karaköprü'ye bir yeşil alan yapılması hem Şanlıurfa için hem Karaköprü için yapan insanlardan da Allah razı olsun. Şanlıurfa'nın ilerlemesinde çok büyük bir etki oluyor yeşil alan. Tabii yeşil alanın içinde sinema alanları, gezi alanları olduğu için insanların boş vakitlerini yeşil alana değerlendirmeleri lazım. Çoluk çocuktan gezecek Şanlıurfa'da pek bir yer yoktu daha önceden. Şu anda şükürler olsun hem memleketimiz ilerliyor hem de yeşil alanlarımız çoğalıyor. Yapanlardan Allah razı olsun. Yaşam Parkı Karaköprü'nün büyük bir ihtiyacını karşılayacak bir parktır. Çocukların eğlenebileceği, insanların yürüyüş ve piknik yapacağı bir alan olduğundan dolayı bu parkı yapandan Allah razı olsun. İnsanların açık alanlara ihtiyaçları vardır. İnsanların dört duvar arasında sıkıldığından dolayı dışarıya çıkıp sakince, huzurlu bir şekilde insanlar eğlenmeye ihtiyacı var. Gezmeye, tozmaya ihtiyacı var. Bunların da yapanları teşekkür ederiz. Şimdi bu mesire alanı diye bir yer oluştu bu şeyde, Mehmet Güneş Sitesi'nin orada. Ben hafta sonu oradan geçerken işte vatandaş orada piknik alanı, ondan sonra dinlenmesini orada yapıyor. Burada da bu şekilde bir oluşumun olması daha da güzellik katacaktır Karaköprümüze. Allah razı olsun, yani bu tür şeylerin, yeşilliklerin olması gerçekten iyidir. Yani belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Yani güzel şeyler bunlar. Memleket için iyi bir şey. Hele ki Karaköprü için daha iyi. Bu az daha, yani büyük bir yer. Yerleşim alanı daha çok. O yüzden yapılması gereken yani az daha diyorum ya, bu park bunun gibi daha birkaç tane sol tarafta olması lazım, sağ tarafta olması lazım. Yani çok yerleşim alanı, başka bir yer yok. Sırın tarafı kapalı, Akaba tarafı kapalı, yerleşim alanı Karaköprü olduğuna göre göç bu tarafa geliyor. Fazlasıyla gerekli olduğunu düşünüyorum. Ben de Karaköprü'de 35 metrede yaşıyorum. Yaşam alanları eksiği var. Mümkün olan en kısa sürede bunlar tamamlanırsa, özellikle de yeşil alanlar, sizin de başta dediğiniz gibi, seviniriz.